Yılan bir taş olsaydım keşke betonlar arasında. Keşke o demirler derimi etseydi paramparça. Yürüyüşün mırlandığı noktalar, bağırışların kesik ayağı bir tuz gibi, bir ateş gibi çarptığı, yırttığı rengin grisini bütün çehrede. Sessiz meleklerin duası miraç miraç üstüne çıkıyordu. O miraca çıkan yol nihayet acizlikten geçiyordu. O miraca nihayet ulaşıyordu. Sessiz meleklerin duası, sessiz meleklerin hatırası, sessiz meleklerin davası. Sessiz melekeler bir bedeldi. Rahmeti niyetsiz olandan bir nimet idi. En son bir tutam saç alayım dedi abisi hatıra olarak. Sessiz meleğin ışıldayan gri saçlarından. Kardeşi uğurladı koklayarak saçını. Siyaha boyadı saçlarını gözyaşlarından. Sessiz giden meleğin ardından. Meleklerden bir tanesi sordu. Yaşayacak mıyım ben? Ben yaşayacak mıyım? Evet dedi doktor. Sen ölümsüz kahramansın. Sen biçilmiş kaftansın. Senin defterinde ölüm, sonsuzluğa açılan kapı. Sen yaşayacaksın. Sen melekler gibi uçacaksın. Sessiz melekler abidesi vardı bahçede o gece. Hepsi birden yükselmişti semaya. Hepsi birden bırakmıştı bütün yüklerini dünyaya. O hastane avlusuna. Ve bütün yeryüzü selamlamıştı haykırarak yükselişini o meleklerin. Çadırda hüznün vücut bulmuş hali, çadırda matemin babası. Ey baba, ey iki melek taşıyan baba, ey iki gözü iki çeşme, ey iki yıldızı iki gölge, ey iki kolunda iki yara, ey iki cenahında tarifi namümkün hatıra, taşıyan garip yolcu. Ey iki kolunda iki melek taşıyan baba. Gözyaşlarında boğulan bir taş olsaydım. Taşısaydım matemini iflasa sürükleyen hayatın. Meleklere yankılandığın isim olsaydım. Varsaydım yanına andığın anda ismini. Yaşayan bir melek gördüm sonra. Dökülüyordu gözlerinden inciler. Ayağının altı arşı aşan başka bir meleğe bakıyordu. Baktıkça doyamıyordu. İnciler dökülmeye devam ediyordu. Bu bir melek annesiydi. Bu bir inci tanesiydi. Bu incilerin ta kendisiydi. Şefkatin abidesiydi. Geçirmek istiyordu inci toplayarak son demlerini. İncilerin bitişine şahit bir ince yürek olsaydım. O yürekle sarsaydım hüznünü. Anne diye bağırışlarına, anne diye son bakışlarına, anne diye yalvarışlarına, yakarışlarına, o narin yüze değen nadide son dokunuşlarına. Sesler geliyordu bir yerden. Bu bir imtihan diye. Bu Allah'ın bize olan sınavı, imtihanı diye. Gözlüyor ne kadar sabredeceğiz diye. Hem de 10 yaşında bir melek sesiyle. O nasıl bir ses? O nasıl bir ahenk? O nasıl bir millet? O nasıl bir teslimiyet? O 10 yaşındaki melek... Bilmiyorum, belki o gün, belki bir gün sonra melek oldu gitti. İmtihanı bitirdi ve melek oldu gitti. Kolu kırılmıştı ama
kırılmamıştı kanatları. Usulca teslimiyet makamına doğru uçtu ve uçtular onlar. Biz günahımızla mıhlandık kaldık. Biz tembelliğimizle boş durduk kaldık. Biz sessizliğimizle sustuk kaldık. Biz nefsimize abanıp yandık. Onlar uçtular. Biz Kudüs'ü yetim bıraktık.